tartışmaların erken olduğunu söylediniz siz de ve CHP'ye hiçbir faydası olmadığını söylediniz. İmamoğlu da aslında benzer bir görüşte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. O da bu tartışmaları şimdilik yersiz olarak nitelendirdi. Hatta Altan Sancar'ın kulisi, geçtiğimiz gün de konuşmuştuk Altan Sancar'la bunu. Dün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu belediye başkanlarını toplayarak bir toplantı yapmış ve uyarmış, demiş ki yersiz bu tarz tartışmalardan kaçının mesajı vermiş. Mesela bir uyarı niteliğinde mesaj mı sizce bu? Bir uyarı niteliğinde ve çok yerinde bir uyarı. Çünkü gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmaktan, iki adayı birbiriyle yarıştırmaktan, artılarını eksilerini ortaya koymaktan başka bir faydası yok. Daha önümüzde uzun bir dönem var. Ben bile erken seçimin yakın zamanda olabileceğini düşünmüyorum. Konuştukça, bu konu konuşuldukça hem aday adayları hem de parti yıpranıyor. Ama hep ne deniyor muhalefet siyaseti için? Yerelde başarılı olmalıyız, seçime kadar kendimizi kanıtlamalıyız, isimlerle değil hizmetlerimizle konuşulmalıyız. İşte bu adaylık tartışmaları tüm bunların önüne geçiyor. Elbette konuşulabilir, iki adayın da artıları var, eksileri var ama örneğin bu Sinem Dedetaş örneği. Yani Sinem Dedetaş, CHP'nin 24 tane ilçe belediye başkanı var yanlış hatırlamıyorsam. Bu 24 ilçe belediye başkanının hepsi bir gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak ister. Siyasetçiler bunu isterler. Buldukları yerde, durdukları yerde durmak istemezler. Hep daha ileriye gitmek isterler. Sinem Dedetaş'ın da bunu istemesi çok normal. Ama orada bir sohbet esnasında belki espriyle karışık verdiği bir cevap bakın meseleyi nerelere getirdi. Dolayısıyla evet, tüm siyasetçilerin, tüm belediye başkanlarının, tüm yöneticilerin dikkatli olması ve partiyi tartıştıracak özellikle de kendileri açısından baktıkları yerden iktidar partisine koz verecek bu gibi tartışmalardan uzak durmaları gerekiyor. Sayın İmamoğlu birazcık partinin çekilmek istendiği noktayı mı gördü, uyarıyı yaptı sizce? Muhtemelen öyle. En çok tartışılan isim de kendisi olduğu için şuna gayret ediyor olsa bile işte örneğin olimpiyatlara gitti. 2036 için orada bir lobi faaliyeti yürüttü. Orada fotoğraf verdi. 2036 İstanbul'un aday olduğunu gösterdi. Ama orada kurulan bir cümle, verilen bir fotoğraf meseleyi çok daha başka bir yere getirdi. Diyelim ki 2028'de seçimden 6 ay önce, 1 yıl önce bir erken seçim olacak ya da zamanında olacak. Önümüzdeki 3,5, 4 yıl, 5 yıl neyse süre boyunca CHP'nin böyle tartışıldığını düşünürsek eğer o zamana kadar CHP'nin o yükseliyor dediğimiz oy oranı çok daha başka bir noktaya gider. Bu sırada da AK Parti o çok güçlü olduğu propaganda, algı yönetimi, siyasi iletişim alanında biraz daha yol kat eder. Ekonomide de kısmi iyileşmeler olursa tablo tepe taklak olur. Ama CHP yönetiminde de bunun farkında olduğunu biliyorum. İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu zaten toplantıda uyarılarını yapmış. CHP MYK'da da bu farkındalığın olduğunu en azından söylüyorlar. Ceren Bayar, çok teşekkür ederim katılımınız için. Güzel bir gün dilerim sizlere. İyi yayınlar diliyorum ben de. Teşekkür ederim. Siyasetin başlıkları böyleydi. Konuşacağız da 4 saat gündem masasında sizlerle. Ama şimdi siyasetin bir başka cephesine çevirelim kameralarımızı. 9 gün boyunca Instagram'a bir erişim engeli vardı, değil mi? Bugün mü açılacak, yarın mı açılacak? Ne oldu, neden erişim engeli var? Bir katalog suçlar dendi. Peki Instagram açıldı, yeni hassasiyetleri neler? Nasıl yeni bir Instagram'la karşı karşıyayız derken bu kamuoyunda çok tartışıldı ama AK Parti içinde de iddiaya göre birazcık sıkıntı yarattı. Tepki gösterenler vardı, bazı bakanlar yasağa tepki gösterdi. Hatta parti içinde biz kendi ayağımıza sıkıyoruz yorumlarının bile yapıldığı öne sürüldü. Dünyanın en popüler uygulaması, Türkiye'de 60 milyon kullanıcısı olan Instagram 9 gün süresince erişime kapatıldı. İktidarın uyguladığı bu yasak iddialara göre AKP'de de kriz yarattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu parti içinde eleştirilerin hedefi oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Gazeteci Nuray Babacan'ın haberine göre Instagram yasağı AKP'de kendi ayağımıza sıkıyoruz. Biz şimdi bunu niye yaşadık eleştirilerine sebep oldu. Özellikle Uraloğlu'nun basın açıklamalarının partide rahatsızlık oluşturduğu öne sürüldü. PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütlerin lehine propaganda içeren tüm içerikler Meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet
gösterilecektir. İddiaya göre bakanlıkla Meta yöneticileri arasında yapılan ilk görüşmelerde şirket terör örgütü PKK itirazını kabul edip FETÖ ve YPG itirazını kabul etmedi. Bu iki örgütün Amerika Birleşik Devletleri'nde terör listesinde olmadığı gerekçe gösterildi. Bakanın FETÖ ve YPG konusunda şirketin gereğini yapmadığını kamuoyuna açıklaması iktidar partisinde sıkıntıya sebep oldu. Instagram'ın kapatılmasıyla en çok tartışılan bir diğer konu da ekonomik zarardı. 9 gün kapalı kalmasının 17 milyar liralık bedeli olduğu ifade edildi. Ticaret Bakanı'nın da rahatsızlık duyduğu ve kapısının sık sık bu konuyla çalındığı öne sürüldü. Turizmi etkileyen bir şey oldu mu? Her olumlu şey olumlu etkiler, her olumlu şey olumsuz etkiler. Sadece Ticaret Bakanı değil, Instagram yasağına ilk tepki gösteren bakanın Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olduğu iddia edildi. Milyonlarca lira harcanarak yapılan reklamların boşa gittiği ve bu durumun da bakanı rahatsız ettiği belirtildi.